Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. Sayısız telefon alıyoruz İstanbul'daki balıkçı dostlardan. Sağ olsunlar, hepsi palamut ve... Hamsi yollamak istiyorlar. Sevgili seyirciler. Bak. Abdülkerim abi sana özellikle... Hamsi var ya, 2 kilo koy önüme ızgara. Ben de yerim hocam. Şeyinle yerim hem de. Ne? Kılçıyla. Kılçıyla. Kafasıyla. Hocam zaten kılçıyla gelin. Kahve öyle yedin ya. Şimdi sevgili seyirciler, biliyorsunuz birkaç sosyal medya hesabında dün Fenerbahçe Galatasaray derbisinin devre arasında Sayın Ali Koç'un, Sayın Başkan'ın soyunma odasına gittiği yönünde, hatta Mourinho ile tartıştığı yönünde bazı iddialar çıktı. Çakarda sayı. Hatta Ahmet Hoca da dedi ki, şu anda bana da öyle bir haber geldi ama dedi, bu bir iddia dedi, net bir durum değil dedi. Teyide altını muhtaç. Çizerek belirtti, teyide muhtaç dedi. Hoca burada kesinlikle işte böyle böyle olmuştur demedi. Birkaç tane öyle argüman eşliğinde onun doğrultusunda söyledi. Ama bunlar iddiaydı. Bunu biz söylemedik. Sosyal medyada çıktı. Birkaç gazeteci abimizde, arkadaşımızda çıkan haberlerdi. Fenerbahçe Kulübü bugün tüm bu iddialara bir açıklama yaptı. Tüm bu iddialara açıklama yaptı. Ama ben buradan sesleniyorum mesela. Gerçekten de elinde Sinan abi, elinde, evinde, telefonunda böyle bir paylaşım olan gönderebilir. Ben bugün bunu buradan söylüyorum. Sinan abinin yanında konuştum, odada konuştum. Sinan abiyi de ekrana getirebilirsiniz. Fenerbahçeli bir futbolcuyla, hem de bütün Fenerbahçelilerin çok sevdiği bir futbolcuyla konuştum telefonda akşam saatlerinde. Dedim ki böyle böyle bir şey var mı? Sayın Ali Koç yanına geldi mi? Yanınıza geldi mi? Abi başkan locadan çıkmamış iş dedi. Başkan locadan çıkmadı. Ya, biz bu haberleri şey yaşanmadı abi. Biz bu şey. Haberlerin nereden çıktığını falan da bilmiyoruz. Bizim böyle bir şeyden de haberimiz yok. Soyunma odasında en ufak böyle bir tatsızlık da yaşanmadı. Başkan telefon da açmadı, mesaj da göndermedi. Böyle bir durum söz konusu değil dedi. Fenerbahçeli futbolcu. Fenerbahçe yönetimi bana sorarsa kim olduğunu da söylerim ama ısrarla bunu söyledi Fenerbahçeli futbolcu. Ben tekrar söylüyorum, bunu Fenerbahçe yönetimi de diyor. Elinde görüntüsü olan lütfen size göndersin, siz de yayınlayın diyor bana Fenerbahçe yönetimi. Şimdi Fenerbahçe'nin açıklamasını bir ekrana getirelim. İndi mi demeyelim arkadaşlar. Fenerbahçe Ali Başkan inmedi. Soyunma odasına, yani bu başlığı değiştirelim. Bu sefer biz yani taça çıkmış oluyoruz dediğimizde. İnmedi. O haber yani. Yalanlandı. Onu söyleyebilirsiniz. Futbolcu yalanladı. Fenerbahçe de yalanladı. Beyan esastır. Doğru. Bir tam ekran getirebilir misiniz ekrana? Dün akşam oynanan, bu arada zorunlu açıklama diye girmişler. Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemli rica ediyoruz diyor Fenerbahçe Yönetim Kurulu. Demek ki yalanmış hocam, o haberler. Evet. Sinan abiciğim. Buyur canım. Açıklama bu. Yani zaten bir şey söyleyeceğim sana yani. Yani dediğim gibi ben de duydum sen orada konuşurken. Zaten böyle bir şey olması şu ortamda ligin 5. 6. haftasında. Yani hele yani teknik direktörün Mourinho. Hele teknik direktörün Mourinho olmaz. Şimdi nihayetinde baktığın zaman evet çok önemli bir maç. Önemli bir 3 puan kaybı var. Dur ya, bir şey soracağım. Ha, özür diliyorum. Fenerbahçe şampiyonluktan koptu mu 6. haftada? Olabilir mi yani? Ve ne yapabilir bu saatten sonra? Fener var. %30'a indi falan diyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Abi böyle bir şey olmaz. Aynı şey Galatasaray için de geçer. Galatasaray dün kaybetseydi aynı şey Galatasaray için de bu kelimeleri söyledi. Bakın arkadaşlar daha ligin daha 6. haftası ve bundan sonra daha bir sürü perşembe pazar kupa maçları var. Yani çok zor bir lig. Periyoda girildi. Aynı şekilde çok lig var. Kupa var, Avrupa var. Onun için yani Fenerbahçe yapacağı nedir? Şimdi teknik direktörün, bir kere teknik direktöre bir Türkiye'yi ve Türk takımlarını anlatmak lazım. Bilmesi lazım. Yani bu derbilerin ne kadar önemli olduğunu anlatmak lazım. Yani bu Fenerbahçe Galatasaray derbisi, Beşiktaş bu derbilerin çok değerli olduğunu bilmesi lazım. Şimdi onun için nihayetinde bir mağlubiyet aldı. Evet kötü mü? Kötü. Ama buradan yapacağı nedir? Yani dünya çapında hoca getirmişsin. İstediği oyuncuları hemen hemen almışsın. Bundan sonra ne yapacaksın? 6. haftada
ne yapacaksın? Hocaya diyeceksin ki ya işte hoca bir mağlubiyet aldın. İşte bu iş gitmiyor hocayla. Ne yapacağız? İşte olmadı falan filan. Hayır abi. Bundan sonra Fenerbahçe camiası bana göre taraftarı, iş taraftarı zaten Fenerbahçe'de iş düşüyor. Taraftarı iş düşüyor. Eğer sen sezonu heba etmek istemiyorsan taraftar olarak takımına destek çıkacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani bir futbol takımının bir anda hepsinin kötü oynadığı bir maçı kazanma ihtimali yok. Yok. Ya buna rağmen Fenerbahçe'nin pozisyonları var. Evet top yüzdesi fazla falan ama karşındaki takım daha akıllı. Daha iyi, daha oyuncuları daha formdaydı, daha iyiydi. Kazandılar. Onun için yani Fenerbahçe'nin bence yapacağı bir şey nedir? Daha çok hocasına inanacak, güvenecek. Hoca da biraz hatalarından derslerini çıkarmıştır herhalde. Dolayısıyla taraftar takımına sahip çıkacak. Yani taraftar burada yönetimine sahip çıkmayacak. Kendi takımına sahip çıkacak. Artık yönetim ne yapmış abicim? Yönetim almış demiş ki burada doğru konuşalım bakalım. Şimdi burada yönetim ne yapmış? Bir tane dünya çapında bir teknik direktör getirmiş. Hı hı. Mourinho. Kimse hayır dedi mi? Cessu da geldi. Cessu da hayır demedik. Değil mi? Sonra eleştirmeye başladık. Bu adama transferler yap denilmiş. Almış. İşte Kostiçler, Sayın El Nesri, Sen Maximen. Başka? Amrabat. Bakıyorsun. Çağlar. Arka tarafa bakıyorsun. Şey. Şimdi 4 tane, 5 tane çok önemli. Zaten iyi bir olan bir takımım var. Almışsın. Bu saatten sonra yani kimi alacaktı yani şeye, Mourinho'ya? Almış. Ha burada ne şimdi? Burada top şimdi Mourinho'da arkadaş. Doğru. Burada ben Mourinho'ya eriştiririm. Ha sezon sonunda bu iş gitmedi değil mi? Olamadı şampiyon. İkinci oldu, üçüncü oldu. O zaman seçimli genel kurulda buna Beşiktaş'ın, şey Fenerbahçe'nin taraftarları, kongre üyeleri buna karar verirler. Başkanlar. Gider mi diyorsun? Kongreye gider mi? Şampiyon olmazlarsa. Bir şey söyleyeyim. Bak bu onların kendi bileceği. Tabii. Ama burada bir sabır olması gerektiğini, sezon sonu ne kadar gerektiğini olduğunu düşünüyorum. Öteki türlü sezon sonunda Fenerbahçe taraftarı karar verir. Başkanla devam edecek mi etmeyecek? Ya da Mourinho. Arkadaş Mourinho da geldi olmadı hocam. Yani Mourinho da geldi olmadı. Senle yani, çok yakın düşünüyoruz. Için, bir şey söyleyeyim mi? Bitiriyorum. Buyurun kardeşim. Yani onun için burada yapacağı tek şey nedir? Taraftarın takımına sahip çıkacaktır. Öteki türlü burada taraftarın takıma sahip çıkma. Bakıyorum ben bugün sosyal medyada falan baktım epey baktım. Acayip şekilde bir eleştiri var. Yani burada ne var? Bıktı o Fenerler de bıktı senin abi. 3 sene daha önceden. 6 sene burada. 9 sene bir başarısızlık var. 10 sene. Bu sene tam olmadı. 10 sene. 10. sene bir başarısızlık var. 10 sene. Yani onun için bakarsın burada. Kulübün başkanı yeni bu sene kongreyi kazandı. Bakar kulübün başkanı. Bu sene de yapamadım. Arkadaş demek ki benle olmuyor mu? Ayrılıyorum ben. O zaman kararını kendi verir. Ayrılır ya mı? Ya ben başkanlığı bırakıyorum başkası bakar der. Veya beni ilgilendirmez. Bıraktı veya bırakmadı. Fenerbahçe'nin iç işleri. Ben futbolun teknik işine bakarım arkadaş. Ben Mourinho'yu eleştiririm. Kimseyi eleştirmem. Ha ben şimdi Mourinho'ya böyle bir şey diyebilir miyim ya? Hoca bir dakika ya. Senin istediğin oyuncuları almayacağız. Bizim oyuncularımıza da. Diyebilir misin Mourinho'yu? Diyemezsin. Sinan abi 8 puan fark kapanır mı ya? Ne 8 bak, puanı ya? Nerede 5 puan ya? Şey de var. Önümüzdeki bir de Galatasaray'ın birkaç bir şeydeki galibiyet tamam 8 oldu. Orada ne oldu geçen sene yendi ya siz oğlum. Onu o sürpriz de olsun. Mert Hakan yanlışlıkla operasyonuydu. Evet. Ya yani ben bir şey söyleyeceğim. Kalemi sıra ver. Bırakalım da Fenerbahçeli kimi yorumcular bile diyorlar ki artık %30 şansımız var. Bunlar da yani demek ki artık bir olumsuz hava mı doğdu bilmiyorum Apo abi daha iyi bilir. Apo abi sen çok gerçekçi yorumcusundur. Fenerbahçe'de umudun var mı? Dün Okan Buruk'un basın toplantısı uzun sürmüş. Ondan dolayı mı çıkmamış? Uzun sürmemiş hatta. Bugün Galatasaray yönetiminde Mehmet Patuan Arkoş. Bos Mourinho numara onu söyleyeyim. Kusura bakma. Bir dakika Sinan abi çok güzel bir şey söyledi. Erdem yazar mısın lütfen Bos Mourinho. Hayır. Bos Mourinho yazmam. Olmaz koskoca teknik direktörü. Her şeyi yazıyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. En acemi teknik direktör olsa da yazılmaz. Mehmet Batuhan Ağar. White TV. Ya Rasim dur. Mehmet Batuhan Ağar. Okan Buruk'un basın toplantısı normal süreden daha uzun mu sürdü diye bugün Galatasaray yönetimiyle görüştü. Dedi ki Galatasaray yetkilisi benim yanımda aradı. Basın toplantımız tam 15 dakika sürdü. Biliyorsunuz normalde 20 dakikadır. Evet. Öncelik her zaman misafir takımındadır. Burada şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin futbolcu röportajları uzun sürdü. Bu sebeple Okan Hoca yayıncı kuruluşun röportajına geç gitti. Sonrasında basın toplantısına geçildi. Basın toplantısında süre sınırı 20 dakikadır. 20 dakikaya kadar kalabiliyorsun. 20 dakikaya kadar kalabiliyorsun. Devamı var mı? Doğru. Fenerbahçe medya sorumlusu 8. dakikada odaya geldi ve Alper Yemenicilerden bahsediyor.
8. dakika odaya geldi ve TFF temsilcisine ne zaman bitiyor, ne zaman giriyoruz demeye başladı. Okan Hoca konuşurken, biz bu olayın üzerinde 7 dakika daha kaldık. 5 dakikamız daha olmasına ve hala soru talepleri gelmesine rağmen Fenerbahçe Teknik Direktörü daha çok beklemesin, onların için sorun olmasın diye 15. dakikada çıktık. İsteselerdi basın toplantısı yapabilirlerdi ama Mourinho kendisi tercih etmemiş. Çünkü Mos Mourinho oldu. Ya Rasim, Mos Mourinho deme, yapma koskoca Mourinho. Adam ya. Basın toplantısına çıkmak istemedi. Rasim. Ben anlıyorum Mos Mourinho'yu. Bu da Fenerbahçe'ye gidiyor. Abdülkerim abiye bir döneceğiz de ama olay budur tamamen. Onu söyleyelim. Mehmet Batuhan Ağrı, tebrik ediyorum. Güzel bir habercilik yaptık onda. Buyur Abdülkerim abiciğim. Bunlar ne o? Talih sorunlar. Bunlar çıkmış, çıkmamış. Çıkıp beş... Yok, bunu sormuyorum. Hayır zaten. Ben net şey için, onun için ben önemsemiyorum. Bugün bu işte nasıl çıkmaz falan filan da diyorlar ya, evet. Çıkmamışsa sen Mourinho'nun oynarsa oyundan bir, memnun musun? Karşılığında o... Ya dur be Rasim ya. Bir şey söyleyeceğim, bana başka bir soru soruyorsun. Hayır, tamam, tamam, sordum araya. Allah Allah. Bu iyi, bu bizim konumuz değil bu. Şöyle değil. Çıkmamış, çıkmış. Onun bir cezası vardır. Cezasını verir. Neyse, çıkmamanın bir cezası vardır. Cezasını verir. Sorun daha büyük kardeşim. Sorun daha büyük. Sorun niye? Döndü dolaştı. İş tekrar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, değil mi? Bugün gene istifa tekleri açıldı. Hı hı. Yani taraflar şey, acayip tepki gösteriyor. Evet. Evet. Yani zaten başkanlık seçiminde de vardı bu tepki. Ha, evet. Geçen seneden beri devam ediyor bu tepki. Hı hı. O tabii yine alevlendi. Bir maçta olur mu? Bir mağlubiyette olur mu? Olur kardeşim. Böyle bir mağlubiyette olur. Yani Fenerbahçe iç sahada oynarken başka senelerde gider. İşte bir Anadolu takımına yenilir. 6. hafta. Evet. Böyle bir şey olur mu? O zaman olmaz. Olmaz. Şimdi olur. Sen şampiyonluktaki en yakıcı rakibinle, yani tek rakibin değil, Beşiktaş da var bu sene ama en yakıcı rekabeti yaşadığı takımla şampiyonluk, bir de geçen sene öyle bir şampiyonluk vermişsin ki 99 puan toplamana rağmen vermişsin. Bu sene büyük ümitlerle başlıyorsun. 17. Efendim, evet, dünyanın itiraz edemeyeceği bir hoca falan filan geliyor. Tamam ama insanlar şuna bakmaz yani. Sen bana yakın başkanlık seçiminde dersen ki şampiyonluk sözü vermeme bile gerek kalmayacak, kadro yapacağım dersen, o kadroda dünkü derbide vasat oynarsa, vasat da değil. Millet şimdi şey yapmış, dedim ya dün Acun Ilıcalı'yı eleştirdim. Evet. Hani böyle beyanat mı olur? Bütün istatistiklerde iyi diye diyor ki ne var ki maçta? İşte Osimhen'le Eldesiri arasında o da kötü oynadı, o da kötü diyor. Bu ne demek biliyor musun? Buna da razı olun. Öyle bir şey olmaz. Fenerbahçe taraftarı buna niye razı olsun? Doğru ya? Söylüyorsun. Bana ne Osimhen kötü oynamış? Osimhen kötü oynamışsa oynamış. Onun karşılığında bizimki de kötü oynadı. Buna tav olun. Bir mağlubiyet her şey biter mi? Bitmez de. Bu nasıl bir mağlubiyet bu? Buna yani bu maçta böyle rezil bir skorla, rezil bir oyun diyeceğim, şimdi diyecekler ki o kadar da kötü değil. O kadar kötü kardeşim. O kadar kötü. İç sahada 55 bin seyircinin avantajı var. Geçen seneden ders alman lazım. Son derbiyi Ramsbark'ta 10 kişiyle kazanmışsın. Hemen hemen Maximen hariç geçen seneki oyuncular aynı kadro. Çıkıyorsun 3 tane yiyorsun. 11. Bir de oyun olarak şöyle olmuş, böyle hiçbir şey olmamış. Maçın ilk 13-14 dakikası hariç bütün oyun üstünlüğü 80 dakika Galatasaray'ın elinde. Aynen. Efendim biz daha çok şutlattık. Hadi abicim ne şutu o ya? 50 kere topla buluştuk 18'de. Çok kötü demek ki oyuncuların. Topu içeri atamıyorlar. Adam 9 kere gelmiş, 3'ünü atmış. İkisi de kaleci Livakovic'ten dönmüş. Şimdi böyle bir oyun, böyle bir kadro, bu bize Fenerbahçelilere şunu gösterdi. Bize şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak kadro bu mu ya? Ümit var değil. Bu mu yani? Bu mu kardeşim? Deyip insanların feveran etmesi, hadi 10 yılın üstüne, bu gayet normaldir. Yani bunu çıkıp bir takım Mourinho'nun aslında maçta tek fark var, onlar attı biz atamadık. Yani kurnazca diyor ki aslında oyun eşitti, hatta biz daydık de biz atamadık. Öyle bir şey yok. Sen daha kötüydün. Sen kötü olmasan öyle iki tane komik taçtan gol yemezsin. Demek ki sen defans hocanın kötü oynamış.
Ne demek nasıl iyi oynuyorsun sen ya? Sen nasıl iyi oynuyorsun? İstatistikler diyorlar. He, 42 Bilinç. Kere o ceza sahasında rakibin topla buluştum. O arada penaltı hariç golün yok. Doğru. Demek ki forvet oyuncuların da kötü oynamış. Orta saha zaten dağıldı gitti. Hayatının en kötünü maçını oynadı. Şimdi seyircinin bu feveranına bu saatte olur mu? Ne zaman olur? Altıncı maç olmazsa ne zaman olur? Abim gerçek bir Fenerbahçe yani yorum yap. Böyle gerçek saçmalık Fenerbahçe olur mu? Yani böyle bir şey olur mu? Tabii ki bravo. Bu kadar vaatlerden sonra insanların hesap soracağı merci tabii ki başkanlık makamı olur.